Canlı yayın bağlantımız varmış. Osman Can Konya'dan arıyormuş. Emekli işçi. Evet Osman Bey, duyuyor musunuz bizi? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sesiniz çok canlı geliyor, heyecanlı geliyor. Konya nasıl? Konya'da ne var ne yok? Gayet güzel. Hava şartları biraz kapalı. Yağmur. Evet. Bardak yağışlı kış. Evet, hava kış. Peki biraz bize Konya'yı anlatın. Sizi tanıyalım. Ne iş yaparsınız? Ne yaparsınız? Günleriniz nasıl geçer? Kaç yaşındasınız? Emekliyim efendim. Kamu kuruluşundan emekliyiz. Evet. Dinliyorum. Evet, dinliyorum. Kamu kurumunda emekliyiz. Yalnız okumaya bir hevesimiz var. Neler okuyorsunuz genelde? Neleri tercih ediyorsunuz okurken? Valla şimdi en son okuduğum kitap Çanakkale diye bir kitabı yazdı bizim Abdullah Uçar, Cayatçı. Evet. Artı şiire karşı bir şeyim var. Bir şiire bir bambaşka bir özlemim var. Peki hangi şiirleri seviyorsun? Kimin şiirlerini mesela seviyorsun? Mesela Necip Fazıl olabilir. Efendim Yunus Emre olabilir. Mesela size bir dörtlüğümüzü Yunus Emre'den olsun, başka bir şey dörtlüğümüzü sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen lütfen, ezberinizde varsa dörtlükler dinleriz. Mevlana'nın güzel sözlerini beklerdik aslında tabii, Konya'da. Tabii. Kap kara levhaya ak mı diyelim? Necis olana pak mı diyelim? Bir batıl için başka batıla Allah'tan korkmadan hak mı diyelim? Güzel, güzel. Bu kimin dörtlüğü? Bu valla isim belli değil. Çok yani şiir albümlerden Ahmet'in veya Mehmet'in böyle topluyorum. Milli ve manevi değerlere bağlı kalmak şartıyla olursa arşivlere topluyoruz. Evet. Mevlana'dan bildiğiniz sözler var mı? Mevlana'dan çok da hangi birini söyleyelim şimdi? Mesela birisini söyleyin lütfen. Nice insanlar gördüm der. Üzerinde elbise yok. Ne elbiseler gördüm, içinde insan yok diyor. Evet. Az şeyde çok şey bahsediyor. Bak nice insanlar gördüm, üstünde elbise yok. İnsanın manevi şey var ama üstündeki elbise eski diyor. Ama ne insanlar gördüm, üstünde elbise eski ama içinde cevher var diyor. Peki bu pandemiyi nasıl görüyorsunuz? Toplum nereye gidiyor? Değer yargılarımız ne durumda? Eskiye mi özlemler? Bu bilinmeyen muamma. Hani bulmaca da bir soru sorarlar da bilinmeyen şey... Soru işareti öyle bir gidiyor ki muamma yani çok yani çağımızın bir hastalığı, hiç akla mantığa gelmeyen bir hastalık. Peki bu virüs haricinde toplumsal bir hastalık var mı? İnsanlık iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Saygı, sevgi, hürmet, mesela hoşgörü şehri Konya deniyor Mevlana. Evet. İnsanlarımız şu anda hoşgörü noktasında mı kendini geliştiriyor yoksa hoş görmeme noktasında mı kendini geliştiriyor? Şimdi şöyle. İnsan kısım kısım yerde var damar derler şimdi. Değişik ki şimdi her teknoloji büyüdü. İnsanlık bundan biraz şeyini aldı. Affedersin. Birbirlerine şey, diyalog diyelim. Onların etkisi var. Her şeyin etki yapıyor yani. Yapmaz diye bir şey yok. Evet. Şimdi çok şöyle bir fıkra var. Yetki deyince aklıma geldi. Nasrettin Hoca'nın affedersin bir bu yaşanmış hadise. Affedersin merkebe oğluyla kendi biniyor. 100 metre gidiyor, karşıdakinden diyor ki ayıp ya diyor, bir affedersin merkebe diyor, bir babayla şey, babayla oğlan binmişti. Bu sefer Nasrettin Hoca tam tersini yapıyor. Bir çocuğu bindiriyor, kendi biniyor. Bu sefer diyor ki ya sen ayıp diyor, kocaman yaşlı adam duruyor, çocuğu bindirmişsin diyor. Uzatmayalım, değiştiriyor. Bu sefer ikisi de iniyor, ya ayıp diyor, bu sefer ikiniz de yere gidiyorsunuz diyor Nasrettin Hoca. Yani insanın bakış açısı farklı. Doğru yani, diyorsunuz. Çok doğru öyle diyorsunuz. Mi? Bilmem anlatabildim mi? Tamam. Osman amcacığım, Konya'ya selam olsun. Sana kitap gönderelim mi? Okur musun? Tabii. Memnuniyetle efendim. Ha bir de şunu anlatayım. Şimdi bizim Konya'da askıda ekmek var. Affedersin. Fakirlere, muhtaçlara bakkal koymuş. Askıda ekmek diye. İhtiyacı olanı alıp gidiyor. Hiç sormadan. Evet. Sizin askıda kitap taşımaz. Siz canına bir tebrik etmek lazım. Sağ olun. Bu çok... manevi bir şey artık. Haz diyelim. Çok teşekkür bu ediyorum. Bu askıda ekmek mideyi de öldürüyor. Ama askıda kitap bir kişiye bir şeyler öğretebilirsem ne mutlu sizlere. Çok doğru diyorsunuz. Bugün rejiden arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. İtalya'da mı, İngiltere'de mi, Avrupa'da bir şehirde bir kitapçı kitap evet. tezgahını
hiç kapatmıyormuş. Gece gündüz açıkta bırakıyormuş. Sormuşlar bu adama, demişler ki ya arkadaş sen hiç mi korkmuyorsun bu kitapları açıkta bırakıyorsun diye. Demiş ki zaten demiş hırsız kitabı çalmaz. Evet. Çünkü para etmez. Zaten kitabı okuyan eğitimli de ahlaklı olduğu için onun bedelini ödemeden alınmaması gerektiğini bileceği için almaz. Dolayısıyla kitaba bir şey olmaz demiş. O hesap bazen sırf okuyun diye ücretsiz dağıtıyoruz. İnan insanlar okumuyor. İnşallah daha çok okuyacağız. Daha çok kendimizi geliştireceğiz. Dünyada kitap okumada 86. sıradayız. İnşallah bunu daha üst sıralara taşıyacağız. Şurada antiparantez söyleyeyim. Yunus Emre, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni diyor. Yani dünyada ne bir şey istemem. Senin sevgin bana her şeyin üstünde diyor. Evet. Öyle mi? Çok çok güzel söylediniz. Dilinize sağlık. Samimiyetiniz, doğallığınız ta İstanbul'daki Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızın içini doldurdu. İstanbul'dan size bol bol selamlar. İnşallah bize ulaşın. Kitap setlerimizden istediğiniz seti size armağan edelim. Şeyimizi biliyor musunuz? Setlerimizi falan görüyorsunuzdur. İnternet kullanıyor musunuz Osman amca? Hayır, hayır. Çocuklar kullanıyor da bizim kullanmıyoruz bir şeyde. Anca bizimki adadım gidiyoruz. Tamam, çocuklardan yardım al bu konuda, istediğin seti sana bildirsinler, biz de sana gönderelim. Sen de bizleri anarak askıya kitapları asan arkadaşlara teşekkür ederek bu kitapları okursun inşallah. İyi akşamlar dilerim size. İyi akşamlar. Çocuk internete nasıl, hangi programa girecek? Üniversite TV'ye girsin, orada kitaplarımız var. Oradan evet, sen hangisini istersen sana okusun, onların isimlerini sana göstersin. Sen hangisini beğenirsen bize ulaş, biz sana onlara adresini, bilgilerini ver, biz sana ulaştırırız onları. Tamam. Tamam. Çok teşekkür. Tamam Osman amcacığım, iyi akşamlar dilerim. Size, sizin şu şivenizi de son derece memnuniyetim. Konuşma tarzınız, şeyiniz, yaklaşımınız. Maraşlıyım ben, Maraşlıyım, normal. Ha, o zaman Karakoç'un memleketi olur da bir şey olmaz mı? Ah. Ya şu anda bizim orada şey derler, tam üstüne bastın ayağını kaldır. Ben anne tarafından zaten Karakoç'un akrabasıyım. Oho, ne mutlu yani, ne mutlu. O zaman ben de size bir dörtlük okuyarak sizi uğurlayayım. Tabii memnunum. Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Gitmişti mekana arzu hal için, bey dedi yutkundu eğdi başını, öyle bir azar yedi ki oldu o biçim, şey dedi yutkundu eğdi başını. Çekti ayaklarını kahveye vardı, açtı tabakasın bir sigara sardı, daldı neden sonra garsonu gördü, çay dedi yutkundu eğdi başını. İçmedi masada unuttu çayı, kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmak ve sigarayı, say dedi yutkundu eğdi başını. İyi akşamlar Osman amca.